Kanal T ekranlarından hepinize mutlu günler değerli seyirciler. Bugün çok özel bir gün. 29 Ekim ve 29 Ekim'e özel bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda da duayen gazetecimiz Erten Kasımoğlu var. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyilik, sağlık. İyi olmaya çalışıyoruz. Evet, 29 Ekim hepimiz için çok özel bir gün. Tabii. Ve bu özel günde de sizinle bu yayını yapmak istedik. Çünkü anılarımızda 29 Ekim ile ilgili anekdotlarınızı da aslında çok merak ediyoruz. Sözü size bırakalım. Neler söyleyerek başlamak istersiniz? Tabii bu tür milli günler Kıbrıs Türk halkının vermiş olduğu özgürlük mücadelesinin ilham kaynağı günlerdir. İşte Kurtuluş Savaşı ve arkasından gelen belirli günler 19 Mayıs, 23 Nisan, efendime söyleyeyim 29 Ekim, evet, böyle sırayla gider, 30 Ağustos. Bunlar Kıbrıs Türk halkının adada vermiş olduğu mücadelenin, varoluş mücadelesinin temel düşünce kaynağıdır. Yani ben çok iyi hatırlarım. Çocukluğumuzda işte ilk köy yerinde, evet, bize öğretmenler Atatürk ve Atatürk'ün yaptığı işte işleri, efendime söyleyeyim, zaferlerini anlatırken kendimizi böyle bambaşka bir dünyada hissederdik. Evet. Bu düşünce yoğunluğu içerisinde büyüdü bizim nesil. Yani bu 50 ve sonrası kuşak, ondan önceki kuşak. Evet. Ve o yıllarda çok iyi hatırlarım, büyüklerimiz, bizden büyük sınıflar devamlı Ankara'ya gitmenin özlemi içindeydi. Ankara'ya gidecek, Anıtkabir'de foto resmi çekilecek falan, çok iyi hatırlarım böyle. Bunlar konuşulurdu. Evet. Ve bu şey içerisinde, bu toplumsal yapı içinde, gelişme içinde bugünler elbette ki yıl dönümlerinde toplumun gerçekten böyle damarlarına işler bir biçimde kutlanıyor ve etkinlikler yapılıyor. Evet, ve o coşkuyu yıllar geçse de hep hissediyoruz değil mi? Ben hala daha köyden Lefkoşa'ya geldiğimizde ilk yıldan 1961'de 60'ta geldik, 61 yılında Atatürk Okulu'nda 5. sınıfıydım o zaman. 6 yıldı ya. Evet, şeyler. Evet, ilkokullar 6 seneydi. 5. sınıfıydım ve o gelirkenden ilkokul 5. sınıf çocuk olarak da 9 yaşında neyse işte Taksim sahasında bir milli oyun ekibi olarak gösteri yaptığımızı hatırladım. Bu Sonuç Hanım vardı, Sonuç Zayim. Evet, o zaman ismini duyardık. Evet. Atatürk Okulu'nda öğretmen ve şey... Anımsayamadıysan devam edelim. Şeydi, sonra hatırlayınca şeydi. Tekrardan söyleyeyim. Ve diğer öğretmenler bizi, evet, evet, o gösteri için öyle bir yoğun bir biçimde hazırlayıp çıktık Taksim sahasına ki hala daha bizim o gösteriyi yaptıktan sonraki tezahürat kulaklarımda böyle çınlardı. Her geçtiğimde Taksim sahasında oraya bakarım ve böyle o günleri hatırlarım. Yani 60 yıl geçti aradan, 60-70 yıl oluyor. Ben, evet, Taksim şey var ya, bugün şu belediyenin restore ettiği, evet, yol, evet, evet, Zahra Sokak. Evet. Taksim sahasının üstüydü. İşte üstü orası. Evet. Uzun yıllar şeylerle korundu orası. Karşıdan çatışma yıllarında karşıdan atılan silahlardan korumak için sokağı varillerle, evet, evet, şeyin hisarının üzerinde boydan boya varillerle kaplıydı. İşte o cadde. O caddede insanlar o yıllarda, o 60'lı yılların başında hınç hınç toplanır ve bizim Taksim sahasındaki gösterilerimizi izlerlerdi. İşte o şeyi bizim Atatürk Okulu'ndaki ekip olarak yaptığımız gösterinin tezahüratını ben hala daha hatırlarım. Anımsarsınız. Hala, evet, daha hatırlarım. Öyle bir şey, dolu doluydu. Daha sonraki yıllarda
şeylerimiz olurdu. Daha 60 tabii 63 geldi. 63'ten sonra da toplum arası çatışmalarla. Evet. Bu çatışma zorlu. Yıllarında nasıl oldu? Bu kutlamalar devam etti mi? Aynen devam etti ve onu bana geçen gün gene birisi, ben çok hatırlarım. İşte çatışma yılları dediğimiz işte 63-64 70'e kadar olan, 67'ye kadar olan yıllar. 67'de biliyorsun. 4 yıllık bir periyot. Ha, 67'de biliyorsun Denktaş'ın adaya dönüşüyle o yasak kaldırdı. Normalizasyon dediğimiz döneme girildiydi. Evet. Yani şeyler artık o barikatların efendime söyleyeyim barikatların o yavaş yavaş kalktığı yıllar. O yıllarda da ortaokul ve lise yıllarımızda da gene resmi geçiş törenleri yapılırdı. 1966'nın bir fotoğrafı verdim sana zannetmeden. Evet, evet. Birazdan yayınlayacağız onları da. Onlar mesela 1966 benim ilk lise 1'de resmi geçiş törenine yürüyüş ekibine seçilerek katıldığım bir şeydir. Yani yıldır. Ben 29 Ekim 1966'da ilk resmi geçiş törenine katıldığım yıldır. Ve o fotoğrafta birçok işte bugün hala daha tanıdığımız, hala daha çeşitli mevkilerde bulunan arkadaşlarımız vardır. Örneğin Rıza diye bir arkadaş vardır. Rıza Köprülü. O fotoğrafta vardır. Öyle mi? Evet. Efendime söyleyeyim. Yani benzer bir sürü arkadaşlarımız vardır. Yani ha. Zaten o lise yıllarının şeyi. Ve çok ilgi uyandıran ve halkın beklenti için yani aman ne gün 29 Ekim ya da şu veya bu milli günün etkinlikleri olacak da gidelim görelim derdi insanlar. Evet. Yani insanlarda konu kim kimi çaldı, kim kime kazık attı, kim kimi vurdu falan konusu yoktu. Hangi gün, nerede, hangi milli gün kullanacak, hangi okulun ne piyesi var, hangi okulda ne etkinlik var. O zaman okullarda da etkinlikler çok yaygınıdı. Evet. Yarış halindeydi. Ve konu olurdu yani şeyler, insanlar kendi aralarında konuşurken işte lisenin müsameresini konuşurdu. Evet. Kız Lisesi'nin sergisini konuşulurdu. Efendime söyleyeyim Atatürk Kız Lisesi, Atatürk Kız Enstitüsü'nün defilesi olurdu ve defile günlerle kamuoyunda konuşulurdu. Bu kadar etkinliklerin bol olduğu bir süreç. Böyle bir yoğunluk içerisinde bir kültürel yapılanma, sosyal ve kültürel yapılanma bu ülkede böyle böyle oldu. Türkiye'den gelen öğretmenler vardı. Evet. Müzeyi yönlendirmek için. Resim öğretmenlerimiz vardı. Örneğin hatta al ismini bile hala bugün oldu hatırlarım. 1963-64 yıllarında bu çatışmaların başladığı yıl burada bizim Türkiye'den gelen bir müzik hocamız vardı. Belma Irvalı isminde. Evet, yıllar geçmiş ama hiç ismi unutmadınız. Asla unutmam. Evet, Belma Irvalı bir bayan müzik öğretmenimiz vardı. Ve Belma Irvalı bize işte ilgimizi çeken şeyler bir müzik dersleri veriyordu. Ve o Belma Irvalı çatışmalardan sonra zorunlu olarak şeye gitmek zorunda kaldı. Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Ve bizim de tesadüfen Arabamed'de oturduğumuz evin karşısındaki apartmanda oturuyordu. Evet. Kaç ayrılacağı gün bunlar işte eskortla havalarına götürdüler ve oradan ayrılacağı gün bize geldi seslenmek için annemle kucaklaşırken Belma Irvalı'nın ağladığını hatırladım. Ağladığını çok iyi hatırlarım. Ve öyle bir de sevgi bir bağlılık oluşmuş. Yani Türkiye'den gelen öğretmenlerle bize işte bu bilinci aşılayan öğretmenlerle bak bu fotoğraf mesaj bunlar işte o günlere evet. ait resimlerdir. Evet biz sohbet ederken onlar yani da geçiyor şey. İzleyiciler için. Ve böyle bir yapı içerisinde Kıbrıs Türk halkı gerçekten bugünlere gelmesindeki en büyük etkenlerin başında da
bu toplumsal kimliğini koruyabilmesi. Evet. Yani Atatürkçü toplumsal kimliğini koruyarak bugüne bu kimliğinin gelmeyi başarması buradaki bu varlığımızın esas temelidir. Bir de kimliğin o şekillenmesi bağlamında da çok etkin olmuş değil mi? Tabii bunun şekillenmesi işte Atatürkçülük, efendim Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleyi kendimize şiar edinmemiz, o aynı doğrultuda Kıbrıs Türk halkının da benzer bir bağımsızlık mücadelesini bu adada vermiş olması Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde en büyük etken oldu. Bir de şu var, onun da altını çizmekte fayda var. Belki de yani Kıbrıs Türk halkı gerçekten doğal bir şekilde kendileri isteyerek ve tabii canım hiç zorlamadı. Bilinçli olarak Atatürk'ün ilkelerini, bu milli duyguları özümsemişler. Tabii, çünkü ne diyeyim, bu da çok önemli. Bizim babalarımız, bizim dedelerimiz de zaten o anlayış içerisinde. Örneğin benim annem doğduğunda evet. Deden çıkmış kapıya, demişler ki işte kızın oldu. Dedem ne Halide Edip doğdu demiş. Halide Edip adı var. Halide koydular annemin adını. O kadar bir kendilerini kaptırmışlar. O Türkiye'deki o milli hareket, o evet, günlere, Kurtuluş Savaşı Kurtuluş olsun diğer unsurlarına. Orada Halide Edip biliyorsun önemli bir çok önemli Sultanahmet mitingi falan var ya evet, onun. Evet. O çok ön planda bir ismi olan bir bayandı. Kızının adını dedim Halide koydu. İşte annemin adı. O kadar öyle bir oldu. Etkileşim vardı evet, Türkiye ile burası arasında. O kadar bir bağlılık ve bilinçli bir bağlılık. Yani i̇şte onu ifade etmek evet, istedim ben. Bilinçli bir seçimdi. Evet ve bu için. Şekilde bunlar Kıbrıs Türk halkının gerçekten kendine sahip olmasının en büyük güç kaynağıdır. Yani buradaki evet. değerlerine sahip olmanın en büyük güç kaynağıydı. Onun için şimdi bu 29 Ekim'de de geçen gün konu açıldığında dedim ki biz 29 Ekim'lerde birbirimizle yarışırdık şeye girelim. Yani o lise yıllarımızda yani şimdi çocuklar suya amandır falan şimdiki çocuklar evet, biraz evet, farklı. Birazcık daha farklı yaklaşımlar var. Anlattım ben işte bir yerde açıldı da dedim ya biz dedim kendi aramızda bu yürüyüşe katılacak olan öğrencileri seçildiği günlerde birbirimizle yarışırdık adeta. Hangimiz seçirelim ha, diye. Ve ondan sonra seçilen övünürdü. Kabarırdı böyle bir lafımız evet, böyle. Evet. Hele 19 Mayıs hareketlerine, 19 Mayıs daha hareketlerine da büyük bir o piramitler taşıdı. Yapılırdı. Evet, evet. Cimnastik hareketler falan. Onlara katılmak tamamen bir ayrıcalıktı. Ayrıcalık sayılırdı. Şimdi yok, kimsenin umurunda bile değil şimdi. Maalesef öyle yani. Şimdi öyle. Onun bir için, farklılaşma var toplumda. Belki de eğitimden mi, yetiştiriliş tarzından mı? Siz neye bağlısınız eğitim, bunu? Eğitim sisteminin biraz şey edilmesinden, eğitim sistemi ihmal ediliyor. Yani eğitim sisteminin içindeki unsurlar, çocuk nasıl eğitilmelidir unsurları çok farklı farklı yerlere çekilir. Herkes bakıyorsun, herkes çocuğunu Amerikan kültürüne hazırlıyor. İşte Avrupa kültürüne hazırlıyor. Yani bizim kendi değerlerimizle yoğrulan bir kültür noktasına çocuğunu yönlendiren insan çok az. Evet, böyle de bir durum. Maalesef böyledir. Yani bugün kimi görsem çoğu insan işte o liseyi bitirdi ya da işte yurt dışına gidecek. Amerika'da okuyacak. Efendime söyleyeyim Avrupa'da okuyacak. Fransa'da bilmem nereye gidecek. Şimdi bir de Hollanda çıktı. Hollanda mı? Evet, orası çok popüler şimdi. Bir de Hollanda modası çıktı. Böyle bir şimdi çocuklar, gençler bunların eğilimi yoksa bile bunları duyduk sonra o yöne doğru eğilip bir şey var burada diye ona kendini hazırlıyor. Onun için çok hassastır bunlar ve şeyler biz eğitimcilerin, eğitimci uzmanların bu konulara bizim ülkemizde ciddi ciddi el atması lazım.
60'lı yıllara geri dönecek olursak, o dönemlerde işte söylediğiniz büyük bir ilgi, büyük bir alaka vardı Kıbrıs evet. Türk halkında. Örnek verdim işte ya. Milli günlerle ilgili olarak. Bu savaş yıllarının içerisinde peki nasıl etkilendiler? Onu birazcık daha detaylı. Dediğim yani çok yoğunluklu olarak, örneğin bizim Lefkoşa evet. içinde veya da işte diğer bölgelerde, bu milli günleri kutlama etkinliklerinde, o çatışma dönemlerinde haliyle bir yavaşlama, bir duraklama oldu. Örneğin 1921 Aralık 1963'ten sonra bizim işte ben de bunu nereden çok bilirim? Evimiz de hemen oradaydı bizim şeyde. Evet. Yani Arabahmet Mahallesi o Taksim evet, sahasında evet, hemen evet. orada. İşte o Taksim sahasında 1960, 61, 62'lerdeki şeylere ben tanık oldum ki en evvel biz gider gururlurduk o hısanın üzerinde evet. görelim diye. O zaman liseler, Türkiye'den de ekipler gelirdi o zaman. O Türkiye'den ekipler geldi yani, o zaman da vardı yani. Tabii canım şeyler gelirdi, nedir o? Silifke ekibini hatırlarım. Silifke'nin yoğurdu diye falan evet, diye bir evet, evet. milli oyun var ya, bir halk dansları şeyi. Evet. Onu Taksim sahasında oynadığını davul zurna falan ben çok iyi hatırlarım. Silifke'nin yoğurdu falan diye. Ama işte o 63-64 olaylarından sonra bir de bölgesel gerginlikler, işte örneğin Taksim sahası bölgesi tamamen bir yeşil hata dönüşür. Yani bir sınır bölgesi olacak. O hale dönüştükten sonra nerede yapılmaya başlandı? Gine kapısında, Yusuf Kaptan sahasında başladı yapısı. Ha, bunu da söylemiş olalım evet, o Yusuf dönemleri Kaptan. Bilmeyenler için. Yani Taksim sahasındaki milli günlerin etkinlikleri 1963 saldırı olaylarından sonra derhal şeye alındı. Hiç arada verilmedi. Yeri değişti sadece. Sadece yeri değişti. İşte şeye giderken, Girne kapısından Çağlayan bölgesine giderken evet. Yusuf Kaptan sahası, şimdi adı da öyledir hala daha. Evet. Oraya gitti şeyler. Milli Törenler. Günleri kutlama etkinlikleri evet. hep orada yapıldı. Hatta şeyler de orada yapılırdı. Yani bu askeri törenler, şunlar bunlar. Yani tören alanı bir tek orası kalmış. Lefkoşa için söylüyorum. Bu gettolaşmalar falan olmasına rağmen yani bu alışkanlığı Kıbrıs Türk'ünü hiç etkilenmemiş. Devam ettirdi. Evet. Devam ettirdi yani. Ta şeyden mesela diyelim daha önceki yıllarda bu Taksim sahasındaki şeylerden çok yardım. Otobüsler gelirdi. Taksim sahasının önündeki boşluk vardı. Şimdi şu şey vardır. Sınıra geçiş evet, evet. var ya. Barikatların olduğu yer. Orada park edildi sıra sıra köylerden gelen otobüslerle. İnsanlar Taksim sahasında etkinlikleri izledi. Otobüslerle köylerden gelir, insanlar tabii, da gelirdi. Ama 64'e kadar. 64'ten sonra o gerginliği, o çatışmalar insanları kendi bölgesel bir takım şeylerine yöneldi. Ama gene aynı şekilde örneğin Serdarlı bölgesinde etkinlikler yapılırdı. Efendime söyleyeyim, her bölge kendi içine, kendi şeyinde, çapında etkinlikler evet. yapıyordu. Ama merkezi Lefkoşa'daki o büyük coşkulara sahne olan etkinliklere bir süre ara verildi. Ben şunu dediğim evet. gibi Lefkoşa'daki etkinlikler de Yusuf Kaptan sahasına bu taşındı. Bu çatışmaların olduğu, iki halk arasındaki bu sorunların ay yuka çıktığı periyotlarda Rum yönetiminin bu etkinlikleri olsun, Kıbrıs Türk'ünün bu aktivitelerini kısıtlama noktasında yaptığı belirgin şeyler var mıydı? Vallahi belirgin şeyler, bunları engelleyecek pek bir elle tutulur gücü o mümkün değildi zaten. Evet. Yani biz yapıyorsak yapıyorduk bunu. Evet. Rum çok ya yolları keserek engellemeye bir şey yapacaktı ya evet. bir şey. Onda zaten yaptığı kadar yaptı. Ama evet. öyle örneğin 23 Nisan 19 Mayıs etkinliklerini ya da 29 Ekim etkinlikleri daha ziyade Pınar Lefkoşa
Cemal Gürsel Caddesi var ya, yine kapısının önü, evet. Atatürk büstünün heykelinin olduğu yol. Olduğu yer, evet. 29 Ekimler daha hala da öyle diye resmi geçitten ibaretti. Evet, tabii tabii. Resmi geçitten ibaretti. Yani böyle bir 23 Nisan veya 19 Mayıs ya da diğer şeyler gibi değildi. Doğru. Yani bir takım gösteriler, evet, falan da. Yani o resmi geçit töreni de çok heyecan verici. İşte benim biraz önceki siyah beyaz fotoğrafta, onun içinde ben de varım. Evet, o fotoğraflar ekrana geliyor. Var mı tanıdık simalar bu fotoğrafların içinde başka? Hepsini tanır, hepsi. Böyle mesela, biraz isimlerini zikretseniz belki izleyenler içerisinde olanlar da vardır. İşte biraz önce, bu değil bu. Bu 1962'de, bu da 1973, bu resim. Sarayın günü, bu 1967'nin. Rıza Köprülü, solda, en solda. Evet, sabitleyebilirsek görüntüyü zaten daha net olur. Bizim onun bilgisinin ismini verelim. Evet. Bu 1962'de şeydir. Bu da Lefkoşa Saray Otel, 1973 Cumhuriyet'in 50. Buldur işte bunu fotoğraf. Sabit tutalım lütfen. Evet, bak burada. Evet. Kimler var? Sağda kendim işte orada. Beni fark etti mi? Seçemedim ben tam. Evet, benim arkamda Özel Mustafa diye bir polis çavuşunun oğlu. Evet. Burada Rıza Köprülü. Solda Rıza Köprülü. Onun önünde Taner, polis, Lefkoşa polis komutanı oldu bir ara. Ama soyadı unuttum. Bak burada, evet. Taner. Bu yanda Hakkı Alpagut. Soldan ikinci, bu evet. Buradan soldan ikinci Hakkı Alpagut, ünlü şeyde rahmetlik Maus Güzel Yurt'ta avukat ve genç yaşta kaybettiydi kendini. Öyle mi? Bir dönemde TKB'de birlikte çalıştık. Bir ara TKB'de Güzel Yurt Bölge Başkanı'ydı. Burada tam böyle karşıda. Evet. Ve daha bir sürü var, işte Taner var, diğer bir Taner daha. O diğer tarafta. O da daha sonra şey olduydu, polis. Zaten buradaki arkadaşların bir... burada bak, Cuma Mehmet bak. Cuma Mehmet var orada. Tarım Bakanlığı'nda müsteşardı bir ara. Evet. Tarım Bakanlığı. Şimdi bizi izleyenler de eminim mesela bu isimleri duydukça kimisinin akrabasıdır, kimisinin tanıdığıdır. Şey bak, Cuma onlar Mehmet. Da bakıyorlardır bak, Cuma fotoğraflara. Mehmet. Cuma Mehmet biraz çalışkanca bir arkadaşıydı. Daha o yanda şey var işte, Taner gene, iki Taner'imiz vardı, bir bu, bir de o yandaki, o polis olduydu. Ağırlıkla polisliği tercih ediyorlardı. Bizim, o zaman yok, işsizlik vardı o zaman. Nasıldı o zaman sosyal politik ortam? 1969-70'de mezun olanlar, işte evet. Türkiye'ye gidebilen giderdi, gidemeyen de polis olurdu. Ya çünkü çok mesela duyuyoruz benim, o dönemde benim birçok arkadaşım yapan çoktu. Benim birçok evet. arkadaşım. Ya bandocu oldu kaldı öyle, ya da bandoculuktan polisliğe geçti. O evet. zaman bir daha öyle bir imkan tanındıydı. Bando bölüğünde olanlar. Evet, evet. Benim bir sürü arkadaşım hep o şekilde. İşte bir Tayyip rahmetli, efendime söyleyeyim, Ertuğrul, şunlar hepsi de rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bu Birleşmiş Milletler'de çalışanlar da vardı. Onlar da mı o dönemlerde çalışmaya başladılar, yoksa o da farklı bir dönem miydi? Başka farklı bir dönem. Farklı bir dönemdir. O şey, bu çok farklıydı. Bizim dönem 1964 sonrası. Evet. Dönemin gençliği işte biz. Evet, evet. Hatta şu Zerige şey var. Bizim dönem lise yıllarımız işte öğrenci, asker. Biz, evet, evet. Bir evet. Hem okula giderdik. Okula giderken de mücahitlik de aynı zamanda. Çok lise küçük ikinci, yaşta değil mi? Tabii lise ikinci. Mücahitler. Ama biz mecburiyetçi oldu ama gönüllü olarak hepsini biri gider yazdırdı diye. Mesela Yıldıray Kuşo diye bir arkadaşım, ondan kulaklarının içine dayım. Çok iyi bir arkadaş. Çocukluktan beri arkadaşım hala da. Evet. Yıldıray Kuşo mesela bir gün geldi. Dedi ki bana, ben gittim mücahit yazdım. Ben de dedi. Yazılayım. Hadi gel dedi, gidelim. Beraber gittik beraber. 55. bölükte yazdırdı o zaman. Bak bölük nerede yazıldı, ne kadar hatırlarım. Bu şimdi Demokrasi Ortaokulu var ya, orada Lefkoşa Lisesi'nin yanında, o Demokrasi Ortaokulu'nun alt salonunda o ilk mücahitlerin yazılım merkeziydi. Evet. Evet, orada sıraya girerdi. Komutanlar bizi
kontroldan geçirdi. Bir de sağlık kontrolü vardı. Affedin. Sıralandı bize kiloplarla böyle. Hep bütün 108 kişi sıraya girerek. Ondan sonra orada kontrolü yapılır. Tamamdır geçsen, tamamdır geçsen. Yazılır. Bu şekilde yazılınlar. Girerdik. Ondan sonra herkesin bölümlerine dağıldılar. Oradan da eğitim gidiyor. O günler ayrı birer öykü konusudur. O günden her günü ayrı bir öykü okuz. Yani gerçekten daha küçücük çocuklar. 16 yaşında. 15 yaşında. Korkmaz mıydınız? Korkmazdık. Nereden korkacaktık? Mahallemizdi zaten. Ha, kendi mahallenizdi. Hayır. Lefkoşa'nın için ama öyle bir dağıtıldırdı ki bu bana mesela bu Taksim sahasının işte mahallemizde Araba Medya ilerisi düştüydü. 20. bölük. Bu Muharrem Apar. Yani şeyin Lidra Palas'ın arka kısmı. Anladım. Yani şeyden çıktığımızda bizim Araba Medya'dan Hisar'dan indiğimizde doğru gittiğimizde bizim bölük karargahına gidilirdi. Muharrem denen bir apartman vardı, Muharrem'in apartmanı. Bizim bölük karargahımız orasıydı. 20. bölükte bölük bölge olarak da işte Dereboyu bölgesi. Anladım. Oraları bizim askerlik yaptığımız, mücevherlik yaptığımız bölgelerdi. Bu şimdi oralarda lüks apartmanlar, lüks binaların olduğu araziler bizim zamanımızda oraları eğitim sahasıydı. Askeri eğitim alanıydı. Tabii bizim orada mücevherlik yaptığımız yıllardaki eğitim sahamızdı. Şimdi oraları apartman villadı. Apartman villadı oldu. Oraları o kadar bir değişim oldu ki. Yani o örneğin şeyin olduğu yer 55. bölük komutanı vardı. Erol Özçelik aynı zamanda lisenin de müdürü bize o 66-67 yıllarında bu şeyin olduğu yerdir oraları. Toros apartmanının falan olduğu yerin böyle önü falan. Araziydi oraları bomboş. Yani oralarda hep oralarda askeri ateş şeydi, eğitim alanımızdı bizim. Eğitim alanıydı. Ve 19 Mayıs hareketlerinin provalarını Erol Özçelik'in o alanda bize yaptırdığını çok iyi hatırlarım ben. Evet. O şey yani tam Toros apartmanının ön kısmı böyle. Şey vardır oralarda. Şimdi nedir o dönerci meşhur enişte falan. Evet. O bomboş araziydi, o binalar yoktu şimdi oralarda. Şimdi siz söylerken gerçekten düşündüğümüzde ne kadar farklı bir yermiş orası değil mi? Şimdi iğne atsanız yere düşmez. Dere boyu boyunca işte o yıllarda 60'lı yıllarda işte bu dediğim eğitim alanı sağlı sollu bu taraflarda bir tek o neydi bir börekçi vardı. Onun tek kat bir kerpiçten ev. Evet. Sadece o yıllarda o vardı. Biraz daha aşağıda da bir iki ev daha. Onun ötesi hep bambaş araziydi. O şekildeydi. Hiç yoktu şey. Ya insanlar ot toplamaya dere boyuna giderdi Lefkoşa'da. Benim annemle teyzem meraklıydı. Evet, çok otağı, enteresan. Gömeç, lapsana bilmem ne falan hikayesi bir söyle. Kıbrıslıların. Evet, oradan toplarlardı. Annem ile teyzem beni bu devamlı böyle bu ot zamanı bir araya gelir. Sepetleri, çantalar ellerinde gezerler. Dere boyuna, boydan boya ot topladılardı. Her türlü ot orada vardı. Gerçekten şimdi, enteresan. Şimdi kökü bile kalmadı. Hiç kalmadı. Yani düz arazi kalmadı tabii, orada. Hem o zamanlar derede akardı. Benim kardeşim rahmetli Ergün, bir gün o şey vardı, demir bir köprü var ya, derenin üstünde. Bir gün oradan bir taraftan öbür tarafa geçirdim de taşın üstüne basarak atlardık. Ergün kardeşim rahmetli, bastığı taş kaydı ayağından ve düştü şeye, dereye, akarsuyun içine ve çok büyük bir teknik atlattıydık. Kaldı onun içinde, onu çıkarttık kendini falan. Öyle bir de şey yaşadık yani. Ben çok teşekkür ediyorum size. Her zaman olduğu gibi kırmadınız bizi. Geldiniz. Ben teşekkür ederim. Bak böyle konudan konuya geçtim. Evet. Nerede Cumhuriyet? Nerede Cumhuriyet? Nerede bizim kanlı dere? Değil mi ama? Hepsi iç içe geçti ama. Evet. Ama işte bunlar hep bir bütündür. Bir bütün. Bir bütün. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, duayen gazeteci Ertan Kasımoğlu ile beraber bugün 29 Ekim'i andık. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyoruz ve nice Cumhuriyet Bayramlarına diyoruz.